Hepinize selam olsun ile kasabalılar. Ben Alperen, bugün karşınızda top lane'de çok farklı bir şey yapıyorum. Evet. Bir levelde %55 kritik Yasuo. Lanet olsun dostum, bu mükemmel bir şey. Levelimiz şu an 1 gördüğünüz gibi ama kritik ihtimalim %55. Oyuna başlarken dövüşçü eldiveni alıyoruz mutlaka. Kritiğimizi artırmak için. Bu sayede hem daha hızlı alıyoruz alet dansçı falan. Böyle bir avantajı oluyor. Az önce abi çekiyordum aynı videodan, tamam mı? Ulan mis gibi video oluyordu. Elektrikler gitti, iyi mi? Tüm video çöp oldu. Ağladım. İçten içe. Ağladım delice. La la la. Bak bak bak. Full kritik, full kritik. Bak 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 bak. Fıtı fıtı. Bak bak, hep kritik. Pas of kritik vuruyoruz şu an. Gel bakayım, ben sana iki tane kritik vurayım ben kafana. Şöyle. Şuraya kaçarsın sen. Ulan nasıl biliyorum ya bak. Müneccin gibi adamım var. Mesela şu anda kritik tanesi çok yüksek gördüğünüz gibi. O kadar yüksek ki hayret dansçı aldığımız anda kritiğimiz %100'e yakın oluyor. Tamam, şu anda farmımız güzel. Farmda Yesin burada çarp almayı unutmuş abi. Çarpsız orman yapıyor şu anda. Garip bir durum var yani. Şurayı wardlayalım. Gank yemeyelim yav. Hecarim iyi gank atıyor. Hem de şey almış bize. Psycho. Stormrider almış. Yani GP biraz zorlu bir karşılaşma Yasuo'nun karşısında. Çünkü biraz counter'lıyor Yasuo'yu. Ben havaya kaldırınca o da aynen böyle elma yiyor falan. Elma değil, elçi portakal yiyor ama neyse. Çaktırmayın, elma o. Bak bak, sürekli kritik ya, çıldırıyorum. Mükemmel bir şey ya. 120 hasar yani, cila gibi. Sen şuradasın. Ha, nasıl? Sniper gibi adam ama. Help me. Oğlum öldü lan bu adam. Güzel güzel. Çok worth yani, bayağı worth. GP keserler herhalde. GP flash güzel. Oha, adam Hecarim'e sıçra almış. Çıldırıyorum. Hecarim'e sıçra mı alınır güzel kardeşim? İbn-i Jung. Valla en temizi. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bir tane iksir. Şu anda bakın. Dakika 4 değil mi? Dakika 4. Dakika 4'te %75 kritik ihtimali. Şu an 5 olacak orası. Bekleyin. Biraz geç yükleniyor ya son kritiği. Heh, geldi. %75 kritik ihtimali. Dakika 4. Dakika 4. Aklın alıyor mu? Dakika 4. Lanet olsun dostum. Senin 13 yaşındaki challenge'in ne oldu? Benim değil o kanka. Samet parlağın. Sanki çocuk sanki konuşamadım bak, öyle oldu. Sanki çocuk ticareti yapıyoruz böyle. Senin challenger'a ne oldu? Senin çocuğa ne oldu? Bak şimdi ne yapacağım, hazır mısın? Vah be, yapamadım. Neyse, pasifimizi aldı, hiç canımız gitmedi. Sıkıntı yok. Mutlaka kumandan alalım bundan çünkü yani lane'de çok kırılgan oluyor. Bu Yasuo bu ilde birazcık kırılgan oluyor. O kırılganlığı telafi etmek adına. Ulan seni var ya lan. Şu minyonlar çok vuracaktı bana. Engelledik o hasarı, güzel. GP zorlu bir mücadele. Of, canı gördün mü? 35 can çektik. Şu barili kasak iyi olacak. Gel bakalım sen buraya. Öldün öldün. O portakallar seni kurtarmaz yiğidim. Barrel. Barrel ayol. Barrel. Ah, pasifim gitti canım. Canım bile acımadı.
Oğlum valla Yasuo çok delikanlı şampiyon ya. Roldeki en delikanlı şampiyon Yasuo kardeşim. Manası yok. Sınırsız skill atabiliyorsun. Sonra bak. Full AD kask, yani kalkanım var altta. O seni koruyabiliyor. Alan hasarı var. Bireysel hasarı var. Birebiri güçlü. Tek duvarla bir sürü ultiyi engelleyebiliyor. Bol bol kitle kontrolü var. Sürekli hortum, sürekli hortum. Ultisi de var. Kitle kontrol olarak. Adam canını fulledi. Yine ki portakal yiye yiye ya. Yalnız sanki bana birisi gelecekmiş gibi hissediyorum da. Güzel combo. Çok da geri oynuyor. Acayip geri oynuyor ya. Bu kadar geri mi oynanır ya oğlum GP'li? Yakından vursan azıcık Tobias Fate falan mıydı ya? Allah Allah. Az önce elektrik kesilen oyunda karşımda Challenger Bard vardı bu arada. Top lane Bard. Challenger top lane Bard. Kafasına vurmuştum Bard'ı. Challenger'ın sokatlanır videosu olacaktı. Ama olmadı. Sağlık olsun diyorum. Bir yaklaşsana, sen takasa girelim. Masa takısına. Bak bak. Bunları hızlı kule ittireyim. GP kule altını minyon kesemesin. Ben kule altında dürterim onu. Yani gank yeme riskimiz olacak ama böyle oynamaktansa ölmeyi yeğlerim. Oğlum çok iyi oldu bak bu laf ya. Vallahi beğendim bu lafı. Böyle oynamaktansa ölmeyi yeğlerim. Kritik otursun bak kafana. Sen nasıl hissedeceksin? Merak ediyorum. Az önceki minyon W ile engelsek çok iyi olacaktı aslında. Böyle şey minyon kaybettirdik. Adam zaten minyon kesemiyor şu an. Ha, gül sen gül. Sen gül. Lane'de kule altı oynayan sensin kardeşim. Yani. Ben değilim. Lane'i ittirmesem abi. Dur bakayım. Aslında mantıklı olan. Lane'i ittirmeyeyim ben abi. O zaman da varil kuracak ama aynen. Her türlü sıkıntı yani bizim için. Hop, büyüyü kaçırdın. Şimdi ne yapacağım? Büyüyü kaçırdın. Tamam, ult atacaktım. Şey yaptı. Kopra kaldıydı. Don. Lane'i ittireyim hemen, Lee Sin geliyor. Abi kritik mi? Vurmadı ya. Neyse, sağlık olsun. Oha! GP tahmin etmiş abi. Şu anda kule altı giremez o da mesela. Hem pırıltısı var hem de canı full yani. Çok mantıksız olur şu anda girmek. Ben hızlı şu dalgayı alıp hemen base atalım. Çünkü arabalı minyon dalgası. Bu dalga kaçmaz abi. Öyle diyeyim yani. Şu an bana karşı agresif oynamak yerine niye böyle oynuyor anlamadım. Çünkü bende eşya yok şu anda. O adamda bir sürü eşya var. Gene de. Defansif oynuyor. Ne, dur bakalım. Şimdi şey yapacağım ben. Şunu alacağım. Sonra hemen Trinity Force'a gideceğiz. Aslında şu dalgayı da alalım ya. Şimdi başka gözümüzden öleceğim büyük ihtimalle ama. Çünkü ayakkabı da almak istiyorum gitmişken. Güzel, tamam. Şu an gidebiliriz mesela. Hem şunu tamamlarız hem de ayakkabı alırız. Ayakkabı saldırırız alacağım büyük ihtimalle. Çünkü daha alacak mantıklı bir eşya yok gibi.
Kale kontrolü çok yoğun değil. Aslında bota gidilebilirmiş ama neyse. Şu an mesela ben bu adamı tokatlarım. Tokat manya. Kule 6 bile keserim kardeşim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın şu an kritiğim 95 yani. Full kritik vuruyorum. İşte bu build'de siz de kazanabilirsiniz. Evet. Yeni meta bu. La Casa bu build'i. Hekarim şu an gördüm ben ejderini orada. Mesela bu yüzden hemen ittireceğim. Adamın teleportu da yok. Hem şunları kuleyi öldürtürüz. Adam GP bu kadar şey oynamasa abi beni belki ezerdi lane'de. Çok defansif oynuyor. Yani her hero'nun belli bir şeyi var mesela. Ben Darius'u çok agresif oynarım. Aşırı agresif oynarım. Yani her şampiyonun belli bir ölçüsü var. İlk kulakanını alacağım galiba. Oh yes, en sevdiğim. Burada her videomda ilk kulakanını ben alıyorum. Fark ettiniz mi bunu? Saçma değil mi sizce de? Yoksa La Casa Illuminati mi? Illuminati mi? Şöyle bak, Illuminati mi? Aa, dur bakayım, beni görmediyse eğer şöyle bir girerim anında. Tamam, görmemiş neyse. Tamam, şimdi gidip ağır kan alacağız. Trinity Force'a gidiyoruz hemen. Aslında Trinity Force yerine farklı bir şey alabiliriz. Trinity Force dolmuş paralel yapsak hasarımız çok az kalır. Aynen, olmaz. Trinity Force. Şöyle yapalım. Kardeşim gelir misin şuraya? Trinity Force mahvolmuş kralın kılıcı. O zaman saldırı hızımız aşırı yüksek olacak. Hepsi saldırı hızı veriyor. İki eli saldırı hızına çıkarız. Mahvolmuş olmaz. O zaman kanat susamış olabilir aynen. Kanat susamış alırız. Aslında gecenin kıyısı da mantıklı çünkü karşıda Zerat falan var. Onları tek atarken ben stun yemeyiz işte, ne güzel. Bu adam şöyle kontrol totemi attı büyük ihtimalle. Hemen kıralım bunu. Bu arada her çalıya girerken şöyle bir Q atın. Hani ne olur ne olmaz. Ben şu an toptan baskı kuracağım. Bakalım redleri var mıymış? Ya kayamadım ya. Rezil oldum ya. Oh easy red. Easy kill. Bakın full kritiği oturtuyorum, görüyorsunuz. Hem Arkan'ın verdiği hız var, Red'in attığı slow var. Adam kaçamadı bize. Hani yapacak bir şey yok. Ben şu an anlıyorum GP'yi yani. Yazık adama. Şu an çok ezmek istemiyorum ama hani elimden gelmiyor. Doğamda bu var. Yasuo'yla agresif ve ezici. Böyle seksi bir şekilde oynamak var. GP buraya geliyor. Kaçalım. Alamet alalım. Easy kill gördüm orada.
Vallahi acayip easy. GP'nin böyle yapması çok saçma değil mi abi? Bu kadar geride olduğu halde ben çıkması. Oğlum bak şu Red'le oynama. Red'le diyorum. Red'le. Alambe sürekli hedef değiştirince abi, yani fake atınca bu durumda şey oluyor. Üstte bir çubuk var, o gidiyor. O çubuk bitince de alamet canı fullenmeye başlıyor. O yüzden Alambe kişinin illa tanklaması lazım alamette. Öyle kayıtlayarak falan kesemiyorsunuz. Bir sana bir bana. Olmuyor yani. Riot Games onu da düşünmüş. Riot kardeşimiz. Aslında ben az daha para biriktirsem, bir can çalma alsam var ya, efsane olur. Yani beni durduramazlar artık. Bildiğim motor oluruz. Motor yosu full izle. Ya abi büyük minyon karşıtı, neyse sağlık olsun. Ne keselim hemen. Hortum darbesi ister misin? Genk yiyebilirim. Ulan tam düşünceli. Hadi bay bay. GP easy kill tekrar. Bu sefer gitmeyeceğim, yok. Ölme ihtimalimiz var bu sefer. Ama paramız da yetmiyor can çalmaya, bu yüzden devam edeceğim. Oha benim 5 kill'im mi oldu? Ne ara oldu abi ya? En son kendimi 4-1 olarak hatırlıyorum ben. Temiz cila, fişek, bombom. Şunu satsam, sonra şöyle yapsam. Hatta onu satmaya gerek bile yokmuş. Değil mi? Şöyle oluyor. Easy kill. İnşallah görmemiştir. Gördün mü lan? Aha görmemiş, vallahi görmemiş. Kill'e gidiyorum, kill'e gidiyorum. Kill kill kill, easy kill. Easy kill görünce ben. Erken attım da W'yu. What the fuck man? Öldü diye bıraktım ben o adamı. Top lane'den yarmaya devam edeceğim, herhangi bir yere gittiğim yok. Hazır üstünken üstünlüğümü kurayım. Zaten 2v1 alırım şu an Ekrem'de ben bunu. Ekrem kardeşim de gelse sıkıntı olmaz yani. Ya hep aynı şeyi yapıyorsun sen de ama CHP. Valla yeter yani. Hep aynı taktik oğlum. Bir değiştir şu taktikleri. Allah Allah. O öndeyken şöyle şunları kesin sürekli. Bedava para yani. Oha.
3 ulti. 3 ulti aynen. 3 ult. Serhat'ın yazılışını bilmiyorum abi. X eratı galiba öyle bir şey. X X E aratı. Yok is X eratı. Yok neyse tamam salla boş ver. Sanki ne önemi var ya Allah Allah. Serhat'ın isminden bana ne. Gidelim topa. Bak 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 sinsiye bak oğlum. GP çok kızgın ha valla. Adam delirdi. Kuleni alacağım kuleni alacağım. Bak bak çıldırdım. Kule benim kule benim evet. Ben şu an doğdum GP kaçamazsın. Bu sefer öldün diye bırakmayacağım. Ölümüne kadar böyle. Ucuna kadar devam edeceğim. Ben devam et bakayım kuleye. Ne yapacağım ben sana? Seya kardeşim. Yok oldun oğlum. Yok oldun kardeşim. Bakın hemen üstüne gitmeyin adamın. Böyle hani yollar falan gelsin. Adam kuleye saldırsın bir ümitlensin kuleyi alabileceği üzerine. Sonra ümitlerini boşa çıkartın. Bunlar taktikler. Ama aynı zamanda adamın psikolojisi bozuluyor ve oyun performansı kötüleşiyor. Herkes ölmüş. Ben top ittirmeye devam etsem mi? Ölme ihtimalim çok büyük. Tekrar 10 tane ulti yersem. Bot lane tamam bot lane oradaymış güzel. Bot lane de gelir diye düşündüm de gelmediler. Tamam, iki kişi beni öldüremez zaten. Bu adam doğunca TP atar mı? Çok hızlı kaçacağım. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Çok seri çok seri. Heh. Şu üçlü kuvvetin özelliğini kullanın. Ben kullanmayı unuttum mesela. Yampiri alıp gidelim. Bu bitecek. Üstüne bir tane ne alırız? Bak şu an onu düşünüyorum ben ne alabiliriz diye. Çünkü ayakkabıyı saldırırız aldık. Normalde ayakkabıyı ben Mercury alıyorum genelde. Genelde tabii oyuna göre değiştiği için. Bu oyunu ne alabiliriz? Şu karşıya bakıyorum da. Ölü adam hızları gidebilir aslında. Ataktan ne alabiliriz? Bir tane can alalım. Elbet bir şey çeviririz onu ya. Çok kasmayacağım. Tekrar keseceğim ben bu adamı. Güzel tamam ölmedik 2v1 hayatta kalabildik. Vallahi Kerem'i tokat manyağı yaptık. Efendim kasmış bir daha hani bizim kadar kasmış en az. O yüzden dişli bir rakip. Gel gel. Arkadaşlar görüyorsunuz sur verdiren bu ilk. Tek itemle %100 neredeyse kritik yani. 95 kritik. Mükemmel. Saçlarım kötü bak ya. Bir de en kötüsü ne biliyor musun? Kız olmak. Kız YouTuber. Ay çok zor bir iş. Çünkü mesela hani kızlara ay demiyorum. Şuna ay diyorum. Kız YouTuber olacaksın ya. Yüzünde sürekli makyaj yapman gerekiyor her video için. Çok kötü bir durum oğlum ya. Mesela şeyi izleyin abi. Kimdi o YouTuber? Bir sarı saçlı bir kız vardı. Kimdi o? Direkt düşüneceğim şu an. Stres şarkımı çevirirken düşüneyim. Duygu ile başlıyordu da ismi. Her neyse ya Duygu diye bir tane şey var ya mesela YouTuber o her videolarında makyajlı sonuçta gerçi bütün kızların videolarında makyajlılar da çok zor bir şey yani harbiden takdir ediyorum. Her videoya makyajlı çıkmak kolay iş değil. Ya ben sırf videolar için saçımı tarıyorum abi üşeniyorum ona. Sonra şimdi videoya çıkacağım saçımı tarayacağım böyle saçlar kabarık böyle karışmış her tarafa. Tarıyorum videoya çıkacağım. Neyse hadi bakalım şöyle Allah 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 Allah. Tespih yerine ben bunu kullanıyorum abi böyle Allah Allah Allah. Hem de daha hızlı oluyor mesela. Tespihte böyle çekiyorsun Allah 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 diye. Bunu bir çeviriyorsun Allah 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 hızlı sevap kasma şekli. Hasarı görüyoruz arkadaşlar. 19.5k ile birinciyiz. Toplam hasar yine ben birinciyimdir. Evet 135k ile birinciyiz. Toplam hasar alımı konusunda 16k ile ikinciyiz takımda.
Güzel tanklamışız. Hiç TF'ye katılmadığımız halde oyun toptan bitirdik adeta. Evet. Başka diyecek bir şey var mı? Yok herhalde. Bakayım bir şeye bakalım. Bu oyun sonu ekranları ben seviyorum. Niye biliyor musunuz? Bu oyun sonu ekranında ve videonun sonunda yani daha doğrusu sadece gerçekle kasabalar kalıyorlar. En fazla bak tahminim üzerine konuşuyorum. En fazla 100 kişidir. Hani 10 bin, 10 bin 15 bin kişi izliyor ya bizi. Eskiden daha çoktu. Ne alıyorum neyse. En fazla 100 kişi izliyordur sonuna kadar bence. Ben, bak bence diyorum. Kesin demiyorum. Çünkü mesela ben insan olarak YouTube'daki her videoyu sonuna kadar izlemiyorum. Diğer insanlar da öyle oldukları için bu en sona kalan bu kişiler sen kardeşim yani adamın dibisin. Sen adamın dibisin bak. Niye seviyorum ben bu oyun sonu ve videonun sonlarını? Çünkü oyun bitmiş oluyor. Sadece konuşuyorsun böyle. Sohbet, muhabbet, stres, şarkı çevirme keyfi. Bakın. Her neyse ben artık kaçayım yavaştan sevgili dostum. Saat gecenin şu anda 3'ü. Bak ya şöyle göstereyim. Hatta 4'ü. Neyse. Eğer sonuna kadar izlediysen kanka. Yani bu dediğim 100 kişinin içerisindeysen eğer. Yoruma bir tane kalp bıraksana ben seni göreyim. Sonuçta ben tüm kasabaları tanımak istiyorum. Hepinizi görmek istiyorum. En fazla işte 50 kişi falan kalp atsa yeter yani. 100 kişi izliyor ya sonuna kadar. 50'si üşenir kalp atmaya. 50'si atar neyse. Bir tane kalp bırak kanka aşağı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane like atmayı unutmayın. Ve eğer La Casa'ya abone değilseniz alt taraftaki kırmızı abone tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.